Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle iş güç enerji testi test 1'i yapacağız. Sürtünmelerin birinci sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzenekte K noktasında durmakta olan 2 kilogram kütlelicisi 4 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisiyle 5 metre yer değiştirdi. Yapılan işi soruyor bana. Şimdi yapılan iş dediğimizde iş nasıl bulunuyordu? Kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda alınan yol. O zaman burada 4 Newton'luk kuvvetim uygulanıyor ve 5 metre yol gitmiş. 4 çarpı 5'ten 20 joul diyoruz yapılan işe. İkinci sorumuz. Sürtünmelerin önemsenmediği düzlemde M kütleli cisme şekildeki kuvvetler uygulandığında K noktasına L noktasına getiriliyor. Hangi kuvvetler iş yapmıştır diye soruyor burada. Ne diyeceğiz burası içinde arkadaşlar? Kuvvet doğrultusunda olan kuvvetler. Yani F1 iş yapmış, F3 iş yapmış, F2'nin yatay bileşeni iş yaptı. Ama F4 iş yaptı mı burada? Hayır. Yani E seçeneğimiz F4 hariç diğerleri iş yapmış oldu. Diğer sorumuz. Aşağıdaki görsellerde yatay düzlemde masayı iten çocuk. Bakın masayı F kuvvetiyle itiyor. Eğik düzlemde kutuyu aşağı doğru kaydıran bir çocuk. Yani F kuvvetimiz var gene. Burada da ayaklarımızla bir kuvvet uyguluyoruz. Peki işte sadece kuvvet mi olması gerekiyordu? Hayır. Kuvvet doğrultusunda yol alması gerekiyordu. Dolayısıyla kuvvet doğrultusunda bir yolumuz varsa, burada bakın kuvvet doğrultusunda bir yol almışsa ne yapıyor? İş yapmış oluyor. O zaman birincisi evet iş yaptı. İkincisi evet iş yaptı. Ama üçüncüsünde yer değiştirme olmadığı için iş yaptı mı? Hayır. Yani doğru cevabımız C seçeneği oldu. Geldik diğer sorumuza. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan cisimler şekilde uygulanan kuvvetlerin etkisiyle yatayda x kadar yol aldıklarında kuvvetlerin yaptığı işler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi x kadar yol alıyorsa burası f çarpı x yapılan işim. Burası 2f çarpı x. Burası f çarpı kos alfa çarpı x. Kosinüs alfa birden küçük bir değer. O zaman en büyük bu oluyor bakın ikincisi. Sonra 1, sonra da 3. Yani A seçeneğimiz doğru oldu. 5. sorumuza geldik. Şekildeki x, y, z cisimlerinin bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvveti T'dir. İplerdeki gerilme kuvveti bunun ağırlığını verir arkadaşlar. Yani bu Mg ise bu da Mg, bu da Mg. Peki bana neyi sor? Potansiyel enerji. Potansiyel enerji MgH değil miydi? Burası 2H ise 2MgH. Burası 3H yani 3MgH. Burası MgH. Kim büyük? Y büyük. X'ten, X de büyük. Z'den diyoruz. 6. sorumuz. Bu ifadelerden hangisi doğrudur? Bir kuvvetin yaptığı iş cismin kuvvet doğrultusunda yaptığı yer değiştirme ile doğru orantılıdır. Doğru. F çarpı X kuvvetin iş ve yer değiştirme doğru orantılı. Bir halterci halteri kaldırdıktan sonra havada tuttuğu sürece iş yapar. Hayır, yer değiştirmesi yok, iş yapmaz. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Evet, iş bölü zaman bize gücü verir. Yani cevabımız 1 ve 3 oldu. 7. sorumuza geçtik. Yatay düzlemde durmakta olan 100 Newton'luk yatay kuvvet etkisiyle K noktasına L noktasına doğru getirildi. Ne kadar yol gittim? 60 santimetre. Ama bir de sürtünme kuvvetim var. Sürtünme kuvvetim de ne kadar? 10 Newton. Burada alınan yolum ne kadar? 0,6 metre. O zaman yapılan işi net kuvvet çarpı iş. Net iş soruyor çünkü. O zaman 90 çarpı 0,6 yani ne oldu? 54 joule oldu arkadaşlar. 8. sorumuz. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli bir cismimiz var. 8 metre sonunda cisim ile cisim üzerinde yapılan net işi soruyor. Kuvvet yol grafiğin altında kalan alan bana işi verir arkadaşlar. Burası eğer yolun üzerindeyse pozitif iş yapıldı. Yani burası artı 10 üçgenin alanında. 2 çarpı 10 artı 20 artı 10 eksi 10. Şunlar birbirini götürdü mü? Geriye ne kaldı? 20 artı 10'dan 30 net işi vermiş oldu. Geldik 9. sorumuza. Şekildeki X aracı düşey düzlemdeki yolun K noktasından V hızıyla fırlatıldı. Araç M noktasına V'den daha küçük bir hız ile ulaşıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur?
Yol bir kere sürtünmeli. Neden? Sürtünmesiz olsaydı aynı hizada aynı hıza sahip olurdu. Yani burada da V hızıyla inmesi gerekiyordu M noktasında. Ama burada daha küçük bir hıza ulaştığına göre o zaman yol bir kere sürtünmeli. KL arasında aracın kinetik enerjisi azalır. Şimdi yokuş yukarı çıkıyor. Yani potansiyel enerjisi ne oluyor? Artıyor. Şimdi o arada sürtünme olsa da olmasa da ne olacak? Potansiyel enerji, kinetik enerji, potansiyel enerjiye dönüştüğü için kesinlikle azaldı. LM arasında aracın kinetik enerjisi artar. Şimdi LM arasında belki orada sürtünme cismi aşağıya çeken MG sinyal F belki de işte olacak. Ve belki sabit hızla gidecek. O yüzden burada net bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır. 1 ve 2 öncüllerimiz doğru oluyor diyoruz. 10. sorumuz. Yukarıda verilen durumlarda hangileri yenilenebilir enerji kaynakları? Burada bakın rüzgar enerjisi var, yenilebilir. Güneş enerjisi var, yenilebilir. Burada hidroelektrik santrali, burada da ne var? Yenilenebilir enerjimiz var. Üçü de yenilenebilir enerji. 11. sorumuz. Kaloriferlerin önünü. Önce soruyu okuyalım. Verilen durumlardan hangileri enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gerçekleşilmektedir? Şimdi enerji tasarrufu sağlamak istiyorum değil mi burada? Kaloriferlerin önünü ve üstünü açık tutmak enerji tasarrufu. Evlerde, apartmanlarda sensörlü lambalar kullanmak enerji tasarrufu. Sanayi sektöründeki makinelerin yağ bakımını yapmak. Evet, bu da sürtünmeyi azaltıyor çünkü. Bu hepsi ne oldu burada? Enerji tasarrufu oldu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Ali bir inşaatın zemin katından ikinci katına her birinin kütlesi 2 olan tuğlalardan 4 tanesini 2 dakikada çıkartıyor. Selim ise birinci kata 2 tanesini yarım dakikada çıkartıyor. Buna göre Ali'nin gücünün Semih'in gücüne oranı nedir? Şimdi güç dediğimiz bizim normalde neydi? Yapılan iş bölü zaman. Ali ne kadar iş yapıyor burada? 2 kilogram kütleli bir cismi çıkartıyor. 2 m. G'miz kaç? 10. H'ımız ne? 6. Kaç tane tuğla çıkarttım burada? 4 tane tuğla çıkarttım. Bölü. Dakika cinsinden alabilirim. Çünkü oran olduğu için birbirini götürecek. 2 dakikada diyor. Bölü 2. Bölü. Şimdi Semih'inkine bakıyorum. Semih birinci kata çıkarmıştı. Birinci kata 2 tane çıkartıyor değil mi? 2 çarpı 10 çarpı 3 MGH. Çarpı 2 tane çıkardığı için çarpı 2 bölü yarım dakika. 1 bölü 2 ya da 0,5. Şimdi bakalım buradan. Şu 2 bu 2'yi götürsün. Bu 2'ler bu 4'ü götürsün. Bu 3 bu 6'yı götürdü. Yukarısı 2 kaldı. Aşağıda 1 bölü 2 de 2 olarak çıktı. Cevap ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız. Evet, bu testimizin de sonuna geldik. Diğer testimizde görüşmek üzere.